Eski Yunanca derslerimize hoş geldiniz. Elbette öncelikle alfabeyle başlıyoruz. Alfa, beta, gamma yaparak bunlara alışacağız. Yeşil renkli olarak gördüğümüz sigmanın küçük harfli yazımıdır. Küçük harfteki görselleridir. Kelime içinde kimi zaman işte O'ya benzeyen, kimi zaman da bizim Ç harfimize benzeyen şekilde yazımı mevcut. Örnek kelimelerde bunları öğreneceğiz. Hangisi ne zaman kullanılıyor? O zaman göreceğiz. Alfabedeki harfleri sesli harfler ve sessiz harfler başlığı altında bakacağız. Bu şekilde öğreneceğiz. Sesli ve sessiz harfler dediğimiz gruplama, bu terimler nereden geliyor, nasıl geliyor? Latinceden geliyor elbette. Konsonare birlikte ses vermek anlamına gelir. Bizim sessiz dediğimiz harfler bu şekilde bir terime sahip. Sesli harfleri de sessiz harfleri de kendi içindeki kurallarıyla kelimede nasıl okunacak ya da ilerleyen derslerde kaynaşmalar, sertleşmeler, nefeslenmeler, işte düşmeler, benzeşmeler gibi detaylarımız olacak. Oralarda adım adım öğreneceğiz. Bir örnek olarak üçüncü harfimiz olan gamma'ya bakabiliriz. Gamma bir gırtlak yani gutturales diye ifade edilen seslerden bir tanesidir. Alfa, gamma, gamma, epsilon, lambda, omikron ve sigma. Bu harflerden oluşan kelimemizi okurken a, g, los şeklinde okuyasımız gelebilir eğer kuralı bilmiyorsak. Ama kuralı biliyorsak bunu a, g, los olarak değil, angelos şeklinde okuruz. Sesli harflerde de çift sesliler, hatta bunların sahteleri ya da gerçekleri diye bir ayrım var ki bunları Latince terim olarak iota ad scriptum, iota subscriptum diye öğreneceğiz biz. Bunlara basit bir örnek olarak şuradaki kelimelere bakabiliriz. Türkçelerini zaten siz okuyabilirsiniz. En sağ tarafta ay için ayter, eyrene, oynos, tüya, autonomos, hatta daha ziyade aftonomos, haydevo ve uranos şeklinde okuyoruz. Kelime alıştırması yaparsak eğer matematikos diye bir kelimemiz var ki biz matematik diye bu kelimeyi kullanıyoruz. Bu kelimenin nereden geldiğini merak edersek öğrenmek anlamına gelen mantano fiilinden gelir. Bunun kökü mat'tır. Buradan türetilen başka iki kelime de başka bir örnek kelimemiz musikos olabilir. Musikosu biz müzik, musiki diye kullanıyoruz hala daha. İçinde Musa, Musalar, esin perileri, ilham, sarkofagos, sarkofag diye gördüğümüz kelimenin de aslında kökünü oluşturuyor. Şu şekilde sarkofagos kelimesini ikiye ayırabiliriz. Tam olarak ortasından sarko ve fagos. Bu kelime sark diye bir isme sahip. Bu sark da et, vücut, hatta et, koparılmış et, çürük et, çürümüş et gibi bir anlama geliyor. Fagos ise yemek anlamına gelen fiilin köküne oluşturuyor. Dolayısıyla et yiyen yani içine ölen kişiyi tabii ki koyuyorlar ve onun da etini yiyen, etini çürüten gibi bir anlama geliyor bu terimimiz. Hatta daha ziyade şuradan tanıyoruz. Sarkastik dediğimiz kelime mesela sarkazo diye bir fiilimiz var. Isırmak, koparmak, ısırarak koparmak, işte bu ısırılıp kopartılmış et, çürük et gibi kötü kelimeler oldu ama bu kelimelere, bu anlamlara geliyor. Sarkastik, iğneleyici, ısırıcı anlamına gelen kelime. Hepinizin tanıdığını tahmin ettiğim eistempolin ifadesi. Burada gördüğümüz eis aslında bir ön ektir, bir prepozisyondur. Tempolin diye gördüğümüz kullanım ise polis, şehir devleti dediğimiz, şehir dediğimiz kelimenin i halinde çekilmişi. Eistempolin şehre doğru anlamına gelir. Bunun zaman içinde telaffuzunun değişmesiyle istinpol şekli. Başka bir kelime örneğimiz Minotauros. Belki görsellerden tanırsınız, belki zaten bu ismi biliyorsunuz.
Bunu da ikiye bölebiliriz. Minotaurus'u tabii ki çevirmiyoruz. Özel bir isim olarak kullanıyoruz. Kral Minos aklımıza gelebilir. Girit aklımıza gelebilir. Tauros ise boğa anlamına gelen bir kelimeydi. Minotaurus ismini duyunca ister istemez insanın aklına labirintos yani labirent bir de kahramanımız Theseus'un adı gelebilir. Bunlarla ilgili okumalar yapmak tabii ki çok faydalı olacaktır. Çünkü istesek de istemesek de mitolojiden, tarihten bir sürü içerik göreceğiz. Derslerde öğreneceğimiz, çalışacağımız cümlelerin içinde. Kullandığımız kelime örneklerinden bir tanesine bakarsak senkron. Ne demek senkron? İşte aynı anda olan, eş zamanlı gibi bir anlama geliyor. Biz bunu tekrar Batı dillerinden bu şekilde değiştirip telaffuzunu alıp kullanmışız. Aslında nereden geliyor? Tabii ki sün diye bir önekimiz, prepozisyonumuz var. Birlikte anlamına gelir. Latincedeki kum gibi. Kronos ise zaman demektir. Sempozyum kelimesi. Sempozyum da sün ve pino. Pino içiyorum demek. Pozyon da içme anlamına gelir. Bu fiilden türemiş bir kelime. Birlikte içme, bir araya gelerek içme, içkili toplantı anlamlarına sahip sümpozyon kelimesi. Aklımıza hemen Platon gelmiştir diye tahmin ediyorum. Sinagog kelimesi ise yine sün önekiyle oluşmuş bir kelime ve ardından ago, getirmek, götürmek anlamlarına gelen, idare etmek, sevk etmek anlamlarına gelen bir fiil. Agonun bir köküdür agog, agoge kısmı. Synagoge'de bir araya gelme, toplanma anlamına gelir. Tıpkı cami, cemaat, cem kelimelerindeki gibi, toplanma gibi. Synagoge'de bir araya gelme, toplanma anlamlarına sahip. Benzer bir anlama sahip olan kilise kelimemiz ki bu çok popüler, bunu muhtemelen biliyorsunuz. Ek ve kaleo kelimelerinden oluşur. Ek yine bir ön ektir, bir prepozisyondur. Kaleo ise İngilizce'deki call fiilini düşünebiliriz. Çağırmak anlamına gelir. Nereye çağırmak? Toplantıya çağırmak, göreve çağırmak gibi düşünebiliyoruz. Böyle konseptlerde göreceğiz. Eklesia'da bir meclis olarak kullanılabiliyor. Anlamlar arasında meclis var. Elbette toplantı demek, toplanma demek, meclis anlamlarına sahip. İncil kelimesi de aslında kelime olarak bir anlamı yok. Yine bir telaffuz değişimi, telaffuz bozulması veya değişimi diyebiliriz. Sebebiyle bizim İncil diye ifade ettiğimiz, söylediğimiz bir kelime. İncil'e bir de müjde diyorlar hatırlarsak. Bakalım nasıl oluyor? Evangelion kelimesi aslında. Biz bunu telaffuz ederken Evangelion değil de evangil şeklinde söyleyebilmişiz. Evangil şeklinde söylediğimiz için de süreç içinde, zaman içinde bu bize İncil diye gelmiş. Ev önekini de modern Yunanca'da belki efaristo, teşekkür etmek kelimesinden bilirsiniz. İyi, iyi bir şekilde anlamına gelir. Angelia da haber demektir. Evangelia tabii ki müjde, iyi haber manasına bu şekilde gelmiş. Cümle çevirilerine, cümle kurmalarına bakmadan önce ne yapacağız biz tabii ki? Elbette isim çekimini öğreneceğiz. Çünkü bunun sebebi özneyi ve nesneyi yapabilmek veya tanıyabilmek. Ardından da fiil çekimini yapacağız. Şimdi özne bir cümlede özne her zaman isimlendirmek anlamına gelen, buradan türetilmiş nominativus adı verilen yasa eğitir, tekil özne, tekil yüklem. Nomoi paideusin ise çoğul özne, çoğul yüklem, yasalar eğitirler. Şimdi buradaki örneklerde elbette artikel kullanmadım. Normalde kullanmam gerekecek veya kullandığımda ne oluyor, kullanmadığımda ne oluyor gibi soru işaretlerimiz olacak. Şimdi sadece basit bir fikir olsun diye artikelsiz bir şekilde ismi ve fiili yazmış durumdayım. Nesneyi de biz aksi belirtilmediği sürece, nerede belirtilmediği sürece sözlükte, sözlük bizim en sevdiğimiz arkadaşımız olmak durumunda. Belirtmek, itham etmek, göstermek anlamına gelen akuzatif halde olur nesnemiz. Şimdi öncelikle özneye, nesneye ve yükleme odaklanmamızın sebebi nedir? Neden ın, in hali, a hali, danden hali gibi şeylere bakmıyoruz? Çünkü cümlenin iskeleti özne, nesne, yüklemden oluşur. Biz önce bu mantığa alışacağız, ardından diğer detayları öğreneceğiz.
Şimdi elbette cümlenin olmazsa olmazı yüklemimiz. Yüklemler için bizim Latince'de de Yunanca'da da mastara ihtiyacımız var. Mastar denen kelimemiz de infinitivus adı verilen terimden tabii ki karşılığını buluyor. Infinitivus sınırlandırılmamış anlamına gelen bir terimdir. Ne demek sınırlandırılmamış? Mastar ne mesela? Gelmek, gitmek, yapmak, etmek. Sınırlandırılmamış dediği şey tam olarak bu. Gelmek dediğimiz zaman kim geliyor, ne zaman geliyor, nasıl? Fiil çekiminde bizi elbette ifade tarzımız, hangi zamanda eylemin olduğu, işte özne ve nesne durumuna göre etken miyiz, edilgen miyiz, dönüşlü müyüz, işteş miyiz? Bunun gibi detaylar ilgilendirecek ve elbette şahıs da mutlaka olmak durumunda. Fiil çekiminde tabii ki mastar söz konusu bizim için ve çok önem arz ediyor. Mastarlarımızın eklerini tanımak durumundayız. Bunu sözlük yardımıyla da, kullanacağımız kitaplar yardımıyla da öğrenebiliriz elbette. Mastar eki atıldığı zaman elimizde bir gövde kalır. Kalan gövdeye de biz ilgili çekim eklerini getiririz. Şimdi fiiller de sözlükte hem Latince'de hem de Yunanca'da gelmek, gitmek şeklinde yer almaz. Geliyorum, gidiyorum, seviyorum, görüyorum şeklinde birinci tekil şahısta yazarlar. Elinizde sözlükleriniz zaten varsa şöyle bir karıştırmanız tavsiye edilir. Bir örnek bakarsak fiil çekimi için. Paide ey. Burası eğitmek anlamındadır. Makmek ekini attığımız zaman paidev diye bir gövde kalır bize. O gövdeyle de biz ne yapacağız? Burada yazdığım gibi paidev gövdesi ve şahıs ekleri. Dikkat edersek zaman eki diye bir şey yok. Neden yok? Şöyle bir mantığımız var. Paide zaten praesens gövdesidir. Yani beni praesens'te kullan diyor. Elbette fiiller Yunanca'da sadece paidevo gibi birinci tekilde omega alan fiillerden oluşmuyor. Başka varyasyonlarımız da var. Bir iki slide önce altta dipnot şeklinde yazıyordu. Oraya tekrar bakabilirsiniz. Nihayetinde paide gövdesine omega geldiğinde eğitiyorum, eğitirim, eğitiyorsun, eğitir, eğitiriz, eğitiyoruz, eğitirsiniz, eğitirler, eğitiyorlar. Yani demek istediğim şey şu, presence dediğimiz zaman hem geliyorum hem de gelir. Paydevo fiiline birazcık böyle kazı yaparsak elimize şöyle bir şey geliyor. Paydevo'nun omegasını veya paydeveyn'in ein kısmını atarsak paydev diye bir gövde kalıyordu elimizde. Zaten çekimi de ona yaptık. Şurada gördüğümüz ev aslında bir fiil yapma ekidir, bir yapım ekidir. Onu çıkarttığımız zaman bizi paydı diye bir gövdeye götürür. Pais çocuk anlamına gelen bir kelimedir. Paydos da bunun genetivus dediğimiz soyunu, kökünü, ait olduğu grubu gösteren formu. Payt gövdesine ev yapım ekini getirerek eğitmek anlamında bir fiil türetmişler. Ho ve he yazılmasının sebebi de burada şu. Çocuk anlamına gelen bu kelime hem maskülen hem de feminen cinste kullanılabiliyor. Şimdi çocuk anlamına gelen bu kelimenin içindeki pa ifadesi, pa sesleri, pa hecesi pek çok dilden tanıdığınız aslında bir anlama sahip. Pa, ho, pe, başka sesler de olabilir tabii ki. Ayak, temel, en alt seviye gibi anlamlara geliyor. Kendi dilimiz için en yakından tanıdığımız örnek nedir? Padişah, payitaht. Orada da pad gövdesi, pa gövdesi ayak anlamına geliyordu, temel anlamına geliyordu. Aynı şey Yunanca'da da var veya Latince versiyonunda da var. Bu kelime hep böyle çocuk anlamına da gelmesinin sebebi bu. İşte temelde, işte en başta her şeyin başı şeklinde düşünülüyor. Pais çocuk demek, hus ayak demek, pedion ova düz ayak demek ya da buraya yazmadım ama şimdi aklıma geldi mesela. Patika dediğimiz yol nasıl bir yol? Anca ayakla yani yürüyerek gidebileceğimiz bir yol. Veya patik ayağımıza giydiğimiz kışın bizi sıcak tutsun diye düğün çoraplarımız. Buralardan da tabii ki böyle etimoloji yapmak ya da kelimenin kökü neymiş, anlamı başka neymiş, nereden geliyormuş gibi uğraşılar tabii ki en keyifli olan kısmı. Tabii bu keyfi sonuna kadar yaşamak için
Sözlükle çok yakın arkadaş olmak gerekiyor. Onu da şiddetle tavsiye ederiz. Şimdi bir de şöyle ufak bir örnek gösterelim. Tamlama örneklerinde isim ya da sıfat tamlaması fark etmez, yöntem çok değişmiyor. İngilizceden ve Türkçeden kopya çekebiliriz ama İngilizceden biraz daha farklı. Heoikia ev demektir. Tıpkı Alexander the ifadesinde olduğu gibi Heoikia'nın artikeli yinelenir. Heoikia hekale ev ki güzel. Yani tabii böyle söylemeyeceğiz, güzel ev diyeceğiz. İkinci bir seçenek de the ile men arasına yazmaktı. Önce sıfat sonra isim yazmaktı. T artikelimiz, oikia ev ismimiz sıfatta sandviç yapısıyla hale araya girdi ve yine güzel ev anlamını verdi. Aynı durum isim tamlamasında da geçerli. İsim tamlamasında arzu edilirse he ve oikia arasına sahiplik bildiren yazıyoruz ve bunların üçü de hakimin evi anlamına geliyor. Elbette ufak tefek ton farkı var bu varyasyonlar içinde ama bizim için şimdilik kuş bakışı anlamak yeterli. Cümleye nasıl yaklaşıyoruz? Tabii ki çekimleri henüz bilmediğimiz için neresinden başlayacağımızı bilemeyiz, bu gayet doğal. Fakat bildiğimizi farz edeyim ben. Cümleye her zaman yüklemden başlanır. O güzel yüklem de Basileve diye karşımıza çıkıyor. Basileus kral demekti. Basilevo da yönetiyorum, krallık yapıyorum anlamına geliyordu. Xerxes Pers krallarımızdan bir tanesi. Xerxes yönetiyordu, krallık yapıyordu. Özne de nominatif halde burada Xerxes. Ardından önce varsa eğer nesneyi görmem lazım. Basilevo gibi yönetmek anlamına gelen bir fiil nesnesini akuzativus değil de ın-in halinde Tes Asyas, Asya'nın anlamına gelir. Xerxes Asya'nın hakimiydi diye çevirmek istersek çevirebiliriz. Xerxes Asya'yı yönetiyordu, Xerxes Asya'ya hakimdi diyebiliriz. Şimdi geriye ne kaldı elimizde? Öncelikle Xerxes'i ilgilendiren bir şey var mı? Var. Xerxes'in artikeli yinelenmiş ve ardından da oğul anlamına gelen Hüyos kullanılmış. Bunu da çevirince oğul Xerxes Asya'yı yönetiyordu oluyor. Ardından Ho ve Hüyos'un arasında bizi ilgilendiren, yani Xerxes'i ilgilendiren bir isim daha var. Dolayısıyla biz bunu Xerxes ki Dareios'un oğlu, tabii daha güzel söylersek, Dareios'un oğlu Xerxes Asya'yı yönetiyordu şeklinde çeviriyoruz. Sıradaki ifademiz de meta bir prepozisyon. Bunu da metafizikten, metamorfozdan falan tanıyabiliriz elbette. Meta'dan sonra akuzatif halde bir isim geldi. Sonra, ardından şeklinde çevireceğiz. Metaton tanaton, ölümden sonra. Bu ölümü ilgilendiren bir şey daha var. Yine sandviç yapısıyla araya yazılmış. Bu ölüm kimin ölümü? Dareios'un ölümünden sonra. Cümlede dokunmadığımız hiçbir unsur kalmadı. Bunu tabii ki bir daha çevirirsek düzgün bir şekilde. Metaton dareiotanaton. Dareios'un ölümünden sonra. Dareios'un oğlu Xerxes Asya'yı yönetiyordu. Asya'yı